Mesela acil olarak Türkiye kendi endemik bitki örtüsü Avrupa'dan da üstün olan bir ülke olarak gerek bitkisel gerekse hayvansal yaklaşımlar bakımından baktığımız zaman çok zengin bir ülkeyiz. Burada Türkiye tekrar tarım toplumuna dönmesi mi gerekiyor? Dönmesi gerekiyor. Yani kırsalın tekrar canlanması, canlandırılması ve kırsaldaki çiftçinin güçlendirilmesi gerekiyor. Toprağa geri dönsün, toprağa Evet. eksin, bitsin ve gerek hayvancılıktan, ziraatinden, bitkisinden, şeyine kadar hepsini şey yapsın ve onlara destek vermek gerekiyor. Böylece Türkiye kendi kendini besleyen ülke konumuna gelmesi gerekiyor. Bu da bir Evet efendim. proje. Bunu yapması gerekiyor. Yani Türkiye bir şekilde bunu yapması için projeyi ortaya koyması lazım. Evet. Bunu yapabilir. Sayın, Geçenlerde buyurun. biliyorsun bu konuda uzmanı Engin Kahveci özellikle Atatürk'ün başlattığı Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Türk çiftçisinin bilimsel gelişimini sağlamak için uygulamaya soktuğu şeyde Atatürk Orman Çiftliği'nde özellikle Tarım Akademisi kurulması yönünde bir şey oldu. Dikkat ettiğimi, takip ettiğimi bilmiyorum. Çok önemli bir şeydi bu. Çünkü Türkiye'nin böyle bir akademiye ihtiyacı var. Yetişmiş insan gücüne ihtiyacı var. Niçin? Nitelikli insanlar Türk halkının önüne açacak, kalkındıracak. Yani bugün baktığınız zaman biyo kaçakçılık had safhada. Biyo kaçakçılıkta Türkiye'nin aşağı yukarı 250 bine yakın biyo çeşitliliğin ve genetik çeşitliliğinin 125 bini yurt dışına kaçırılmış vaziyette. 50 milyar dolarlık bir tohum pazarı var. Bunun 25 milyar dolarlık kaçakçılığı var. Şimdi Türkiye burada kendisinin de kendisinin asırlardan beri gelen yani Mozopotamya kültüründen insanlık tarihinden gelen var olan tohumlarının çoğunun yörel anlamda kullanıldığı Evet fakat efendim. bunların yerel anlamda geliştirilerek biliyorsun doğal beslenmeye karşı dünyada bir yöneliş var. Bunların kalkındırılmasına ihtiyaç var. Yani endüstriyel tarımdan doğal tarıma dönüş. Doğal tarımdan insanların yurt dışına bunu ihraç ederek zenginleşmesini sağlamak ve kırsalı güçlendirmek gerekiyor. Kente gelen insanlar, kentte endüstriyel tarım geçerli olduğu, endüstriyel uygulama geçerli olduğu için de hem kentleşemiyor, hem kırsalı kaybediyor, hem kenti kaybediyor. İşsiz, Efendim, fakir, yoksul olunca çok şeyin teşekkür. tuzağına düşüyor, siyasetçilerin yalan tuzaklarına düşüyor.